Serdar Ortaç'tan şok eden itiraf. Demet Akalın'dan iş disiplini dersi. Boşandığı Kaan Tangöze'nin yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Seçkin Piriler'den açıklama ve daha neler neler. Çeşme'ye gidiyoruz. Serdar Ortaç dansçılarından neden korktu? Artık dansçılarıma bile şöyle dokunmaya korkuyorum. Demet Akalın'ın sahnesinde neden olay çıktı? Ünlü şarkıcı kimleri neden kovdu? Çıkmanıza gerek yok, ben kendi kendime eğlendiririm. Emre Altuğ neden kendini dünyanın en şanslı insanlarından biri olarak görüyor? Allah'ın çok şanslı insanlarından, kullarından bir tanesiyim. Hangi ünlü isimler bikini sezonunu geç de olsa açtı? Magazin 8 Çeşme'de. Bir süredir oğlu Ali Demir ve eşi Bedri Güntay'la Çeşme'de tatilde olan Pelin Karahan plajda keyif yapıyor. Çeşme'de pek çok kişi bikini giyerken kendisi mavi bir mayo giymeyi tercih etmiş. Yine deniz kenarında kalalım ama biraz müzik arası verelim mi? Çeşme plajlarını hareketlendiren bu konseri ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce kuliste biraz sohbet edelim. Serdar Ortaç yoğun tempodan dolayı biraz yorgun düşmüş. Daha ayağını suya bile sokamamış. Dayanıyorum, bol bol uyuyorum. Tatil yapmıyorum, hep dinleniyorum. Uyanıyorum, sahneye çıkıyorum, yatıyorum tekrar. Beyaz şortu ve beyaz keten gömleğiyle yazlık modda çıktı sahneye Serdar Ortaç. Ama geceleri sahne almaya o kadar alışmıştı ki gündüz konser verince saatler şaştı. Sevgili misafirler, değerli konuklar, bu gece alışmışım artık geceleri şarkı söylemeye. Bu akşamüstü, bugün her neyse işte. Serdar Ortaç'ın 1994'ten bugüne kadar ki... Gel abla, gel. Bugüne kadar ki karabiberimden bugüne kadar. Konser bir anda stand-up şova dönüştü. Hem izleyicinin hem Serdar Ortaç'ın keyfi yerindeydi. En önde de eşi Chloe vardı. Serdar Ortaç'ı hafiften bir korku sardı. Ne de olsa plaj güzel kızlarla doluydu. Artık evlendiğime göre bundan sonra kimseye canım, cicim, balım demeyeceğim. Artık dansçılarıma bile şöyle dokunmaya korkuyorum. Hanım burada bak. İrlanda mafyası, mafya. Artık Çeşme'de hava karardı. Sıradaki durağımız Demet Akalın konseri. Şarkıyı söylerken izleyicilerine pek bir şey belli etmese de Demet Akalın'ın sinirleri bozuktu. Dansçıları konsere gecikmişti. Nasıl yetişemiyorsunuz onu anlamıyorum. Ben Bodrum'dan anasının nikahı kadar yol geliyorum. Siz buradan buraya mı yetişemiyorsunuz? Sahneye son anda çıkan dansçılarına o kadar kızgındı ki ünlü şarkıcı, konuştukça öfkesi daha da arttı. Sonunda nazik bir dille tüm dansçıları sahneden kovdu. Çıkmayın abi. Zaten 4-5 gündür güzel tatil yapıyorsunuz. Çıkmanıza gerek yok, ben kendi kendime eğlendiririm. Böyle bir saçmalık yok artık, iyicene şeyi çıkarttınız yani. Şey işe saygısızlık. Çeşme gecelerini hareketlendiren isimlerden biri de uzun süredir pek ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu Rüzgar Erkoç'lardı. Her işte olduğu gibi heyecanlıyım. Hani sonuçta ilk defa sahne performansım olacak. İlk defa DJ kabinine gireceği için çok heyecanlıydı Rüzgar Erkoç'lar. Uzun süre sonra ilk kez bu denli bir kalabalığın karşısına geçmenin de heyecanı buna eklenince yerinde duramaz hale geldi. Tabii ki bu oyunculuğumun önüne geçmeyecek. Sadece hani hayranlarımla daha yakın olmak istediğim için böyle bir iş teklifi geldi. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Suskunluğunu sonlandırmaya karar vermiş Rüzgar Erkoçlar. Yeni bir proje ile ekrana dönmeye hazırlanıyormuş. Yeni projeler var. Bir ay sonra güzel bir projeyle geleceğim. Rüzgar Erkoçları daha fazla heyecanlandırmadan DJ kabinine alalım. Biz de kalabalıkla birlikte kendimizi müziğin ritmine bırakalım.
artık yarı çeşmeli olan Emre Altuğ oteli olduğu için yılın yarısını Çeşme'de geçiriyor. O gece de ortaklarıyla birlikteydi ve keyfi yerindeydi. Yani Emre Altuğ tam bir otelci oldu. Otelcilik, bestecilik, şarkıcılık, oyunculuk. On parmağında on marifet Emre Altuğ kendini dünyanın en şanslı grubuna ait insanlardan biri olarak görüyor. Bakın neden? Ben hayatımın anlamı benim için biraz da hobi haline gelmiş işlerini yapmak. Ben de öyle gittim hep. Bugüne kadar hep ben hobimi gerçekleştirdim. Bana da para verdiler biraz da öyle düşünmek lazım yani. Yani çok güzel, çok şanslıyım. Allah'ın çok şanslı insanlarından, kullarımdan bir tanesiyim diye düşünüyorum. Emre Altuğ'un o gece ünlü konukları da vardı. Asuman Tabak, Çeşme tatilinde yakın dostunun otelinde kalmayı tercih etmişti. Hatırlarsanız Tatlı Hayat dizisinde Emre Altuğ ve Asuman Tabak karşılıklı oynamıştı. Peki anneciğim, senin güzel hatırın için bu acıya katlanırım artık. Hayatımın en eğlenceli çekimlerindeyim. Ya müthiş bir şeyde eğleniyorduk bir de. Haluk abi, Asuman, ben falan böyle bir de frekanslarımız da çok uymuştu. Çok iyi. Ya hani diziye gülüyoruz çektiğimizde. Bir de ayrıca hikayeler geliyor devamlı. Bir avlakla bir şey geliyor, ben patlatıyor. Sezon başlayana kadar Alaçatı'yı mesken tutacak olan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da arkadaşlarıyla gecelerde. Çeşme gecelerinin tadını çıkaran bir diğer isim de Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den olaylı bir şekilde boşanan Seçkin Piriler. Gün boyu plajda denizin ve güneşin tadını çıkarmıştı Seçkin Piriler. İki çocuk annesi olmasına rağmen mor bikinisi ve pembe şortuyla göz kamaştırıcıydı. Son günlerde adının birlikte anıldığı, boşandığı eski eşi Kaan Tangöze'nin yakın arkadaşı Levent Özer'le ilişkisi olmadığını söyledi. İnanın Eva ile bizim ortak arkadaşımız, böyle bir şey yok. Bu konu çok uzatıldı. Ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Yalanlıyorsunuz. Hayır, tabii öyle bir şey yok. Arkadaş. Yani arkadaş.